Herkese merhaba, ben Volkan Tilmezer. Bu videomuzda Edifier'in gerçek kablosuz kulaklığı PVS-NB2'yi inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer bir sorunuz varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hazırsak başlayalım. Edifier giriş seviyesinden profesyonel ses sistemine kadar geniş bir yelpazeye sahip üst düzey bir marka. İnceleyeceğim PVS-NB2 orta üst sınıf olarak konumlanıyor. Dış kutusu son derece şık. Dış kısmı çıkardığınızda pahalı saat kutularına benzer bir kutu sizi karşılıyor. Alt kısımda kulaklık, üst kısımda aksesuar alanı mevcut. Aksesuar kutusunda büyük ve küçük kulak silikonları, şarj kutusunu şarj etmek için bir ucu tip C, diğer ucu tip A USB kablosu, oldukça kalın ve son derece korumalı taşıma kesesi ve kullanım kılavuzu yer alıyor. Şarj kutusunun üstünde Edifier logosunu görmek mümkün. Yüzük kutusu şeklinde açılıyor ve sol sağ kulaklık bu üniteye yatay olarak yerleşiyor. Arka kısımda ise şarj için tip C girişi ve şarj ışığı mevcut. Kutunun dış kısmı deri benzeri bir tabakayla kaplanmış ve son derece kaliteli bir hissiyat veriyor. İç orta kısımda eşleşme ışığını görmek mümkün. Bu aynı zamanda bir şarj kutusu olduğu için kulaklıklar bu ünite dışında şarj olmuyor. Mıknatıslı bir yapısı var, yerine şak diye oturuyor. Kulaklık üzerinde yer alan konnektörler ile şarj kutusu temas ettiği an şarja geçiyor. Kutu iç kısmında ise sağ ve sol ayrımını görmek mümkün. İki kulaklık da son derece sağlam bir şekilde yerine oturduğundan kutuyu açtığınızda kulaklıkları yanlışlıkla yere düşürme ihtimaliniz yok. Kulaklık kendi şarjı ile aktif gürültü engelleme açıksa 7 saat, kutu ile birlikte 18 saat çalışabiliyor. Eğer normal modda kullanırsanız 9 saat kendi şarjıyla, kutu ile de 23 saat çalışabiliyor. Kulaklık 6 gram ağırlığında, yani neredeyse hafif bir flash plak ağırlığında diyebilirim. Şarj kutusu ile birlikte de toplam 52 gram ağırlığa sahip. Gerçek kablosuz kulaklıkların genelde yuvarlak hatlı olmasına alışık olduğumuzdan NB2'nin tasarımı son derece etkileyici ve farklı. Üzerinde aktif gürültü engelleyici olduğundan hem bu özelliğe ait mikrofonu hem de konuşma için yapılmış olan mikrofonu görmek mümkün. Kulaklığın iç kısmı denk gelen bölümde bir kızılötesi algılayıcı var. Kulağınıza taktığınızda aktif olması veya kulağınızdan çıkardığınızda kapanması gibi özellikleri yöneten kısım işte bu kısım. Bu arada bu algılama işini uygulama vasıtasıyla kapatabiliyorsunuz. Aksesuar kutusu içinde gelen büyük ve küçük silikonlar ek olarak kendi üzerine bir de orta boyutlu silikon yer alıyor. Takıp çıkarmak son derece kolay. Kulak içine giren kısım da temelde bu şekilde. Doğru silikonu seçerek kulağınıza yerleştirdiğinizde son derece konforlu bir şekilde kulağınıza oturuyor. Kulak içine girecek şekilde tasarlandığından sesi direkt olarak duyabiliyorsunuz. Bir kulağıma küçük, diğerine orta boyutlu silikonla kulakları taktığımda herhangi bir düşme sorunu yaşamadan rahatlıkla kullandım. Siz çıkarmak istemedikçe kulaklık yerinden kısacası çıkmıyor. Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip, yani yaklaşık 10 metre çekim mesafesi var. Ben telefonu odada bırakıp diğer odaya giderek bir test yaptım ve sorunsuz bir şekilde sesi gelmeye devam ettiğini gördüm. Müzik dinleme sırasında yaklaşık 100 milisaniye gecikmeye sahip. Oyun modu açıldığında ise bu süre 80 milisaniye oluyor. Çoğu giriş seviyesi kulaklık 180 milisaniyeye sahip olduğunu da söylemiş olayım. Yani bu ürün onlardan çok daha az gecikmeye sahip. Bununla beraber giriş seviyesi kulaklıklarda olan bir tıs diye tıslama sesi, yani dip ses de bu kulaklıkta kesinlikle yok. Bağlantı son derece basit. Standart bir Bluetooth aygıtı bağlar gibi eşleştirmeniz yeterli. Herhangi bir şifre vesaire yazmıyorsunuz. Sonrasında direkt kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bununla beraber özel bir yazılımı da var. Az sonra detaylarından bahsedeceğim. Yaptığım bir başka test ise dışarıya verdiği ses. Sesi sonuna kadar açıp farklı mesafelerde dışarıya ne kadar ses verdiğini size dinleteceğim. İlk test 1 metre mesafeden. Bir metreden sesi duyabiliyorsunuz. Yani örneğin ailenizle aynı odada müzik dinlemek isterseniz onlar da sizin ne dinlediğinizi duyabilir. 35 santim civarına yaklaşıp şehirler arası otobüs testi yapalım. Bu testte de yanınızda oturan kişinin müziği rahatlıkla duyabileceğini söyleyebilirim. Hatta belki sesi biraz kısmanızı bile isteyebilir. ...25 santimden belediye otobüs testinde ise sesi iyice duyuyorsunuz. Ama tabi belediye otobüsleri aşırı sesli olduğundan çevreyi çok da rahatsız etmeyeceksinizdir. 10 mm geniş diyaframa sahip. Bununla beraber IP54 su ve toz geçirmezlik sertifikası var. 96 desibel hassasiyetiyle de son derece kulak doldurucu diyebilirim.
Ayrıca en önemli özelliklerinden biri olarak da aktif gürültü engellemeyi söylemekte fayda var. Bu özellikten bahsetmişken de 3 farklı ses modu olduğunu söyleyebilirim. Telefonda gördüğünüz uygulama Edifier Connect. Bu uygulama ile kulaklıkta bazı özellikleri kişileştirebiliyorsunuz. Kullanım modlarına geri dönelim. Her mod değiştirdiğinizde kulaklık size hangi modda olduğunuzu söylüyor. Normal mode. Noise reduction on. Ambient sound. Normal modda müziği biraz tiz duyuyorsunuz. Bassların biraz geri planda kaldığını duyabiliyorsunuz. Aktif görüntü engelleme açıldığında ses çok daha baslı ve güçlü gelmeye başlıyor. Haliyle dışarıdaki sesleri de engellemeye başlıyor. Ortam sesi modu ise en gürültülü mod. Burada amaç dış sesleri de duyabileceğiniz bir ortam oluşturmak. Örneğin bisiklet kullanırken korna seslerini duyabilmek için bu modu kullanabilirsiniz. Ayrıca ortam sesinin ne kadar alınacağını da uygulamadan ayarlayabiliyorsunuz. Bu geçişleri kulaklık üzerinde yer alan dokunmatik alanı kullanarak da yapabilirsiniz. Sol kulaklığı kullanarak her iki kez dokunduğunuzda mod değişir. Noise reduction on. Ambient sound. Normal mode. Ayarlar kısmından oyun modunu açıp kapatabilirsiniz. Oyun modunda kulaklığın gecikme süresi minimuma iner. Game Ayrıca sol kulakta 3 kere dokunursanız da oyun modunu açıp kapatabilirsiniz. Game mode off. Telefon görüşmesi geldiğinde sol ya da sağ kulaklık fark etmeksizin 2 kere dokunarak çağrıyı yanıtlayabilir ve sonlandırabilirsiniz. Sağ kulakla 2 kez dokunduğunuzda müzik çalmaya başlar. 3 kere dokunduğunuzda sonraki parçaya geçer. Bu arada kulaklık sesi son derece tatmin edici. Elbette bir AirPods veya Sennheiser değil ama bu fiyata çok iyi bir ses olduğunu söyleyebilirim. Bu arada dokunma komutları ile ilgili bazı eksiklikler olduğunu da söylemekte fayda var. Mesela önceki parçaya kulaklık kullanarak geçemiyorsunuz. Kulaklık sesini dokunarak değiştiremiyorsunuz veya aramayı reddedemiyorsunuz. Aslında bir yazılım güncellemesiyle yapılabilecek bir şey ama şu an için böyle bir yazılım güncellemesi maalesef mevcut değil. Uygulamayla devam edelim. Kulaklıkların şarj yüzdelerini uygulamadan görebiliyorsunuz. Kulaklıkları ayrı ayrı da kullanabileceğinizi söylemekte fayda var. Uygulama içerisinden devam edelim, sırasıyla gidelim. Sol üstten ürün kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Orta kısımdan kulaklıkları kutusuna koymadan direkt olarak kapatabilirsiniz. Ancak kutusuna koyup tekrar çıkarmadığınız sürece açamıyorsunuz. Uyurken müzik dinliyorsanız belli bir süre sonra kulaklığın kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Alt sıradan devam edelim. Yaptığınız işlemler sırasında size komutu söyleyen kadın sesini azaltıp arttırabiliyorsunuz. Orta kısımda kulaklıkların iç kısımlarına olan kızılötes algılayıcılara kapatabiliyor veya kulaklığı çıkardığınızda yapılacak işlemi değiştirebiliyorsunuz. Oyun modunu zaten daha önce göstermiştim. Kulaklık üzerinde yer alan dokunma hassasiyetini değiştirebiliyorsunuz. Son olarak Bluetooth bağlantısını kesebilir, yeniden bağlayabilir, fabrika ayarlarına dönebilir veya kulaklık görünen ismini değiştirebilirsiniz. Konuşma testiyle devam edelim. Şu an bir konuşma testi yapıyorum. Karşı tarafın sesi kulağınıza nasıl geliyor? Yaklaşık olarak da bunu duymuş oldunuz. Tabii ki daha gürültülü ortamlarda daha farklı sesler duyabilirsiniz ama şu anda duyabileceğiniz ses sessiz bir ortamda. Kulaklık sesi minimumda, yani 10 üzerinden 4. ya da 5. seviyede şu anda. Daha fazla açtığımda aşırı patlama yapıyor mikrofon kaydında. Bu yüzden seviye olarak düşük, ancak siz kulağınıza daha fazla ses gelmesi istiyorsanız kulaklık ses seviyesini daha da arttırabilirsiniz. Şu an hem sağ hem sol kulaklıkta takılı üzerindeki mikrofonları kullanarak ses kaydını gerçekleştiriyorum. Ne oluyor ne bitiyor? 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde dinlemiş oldunuz. Gerek tasarımı gerek performansı ile Edifier TVS NB2 kulaklığı oldukça sevdim. Fiyat olarak aşırı seviyelerde olmaması da beni kendine çeken bir başka şeydi. Bu fiyatlar alınabilecek en iyi kulaklıklardan biri diyebilirim kısaca. Bu arada açıklama kısmına hem Türkiye satış linkini hem de AliExpress linkini ekledim. Dilediğiniz bir tanesinden ürün fiyatını inceleyebilir veya sipariş verebilirsiniz. Bu videomuzda Edifier TVS NB2 gerçek kablosuz kulaklığı inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.